بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Nedir sizi ölümle cenk etmeye iten? Göğsünüzü mazellere siper etmenizin sebebi ne? Neden her biriniz yardan, anadan, evlattan kopup cephede ölüm kovalayıp ölüm bekliyorsunuz? Cihana zulmü hakim kılmayı arzulayan, zalim bezirganlara geçit vermemek için değil mi? Mazlum milletlere esaret gömleği giydirip onlara köle olmanın kaderleri olduğunu söyleyen zalimlere bu fırsatı vermemek için değil mi? Bilesiniz ki bu arzunun bedeli ağırdır. Bu uğurda tarih boyunca nice şehitler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Defnettiğimiz şehitler ne ilk ne de son olacaktır. Cihanın refahı, insanlığın huzuru, mazlumların sevinci için can verip baş almaya devam edeceğiz. Aslanlarım. Omuzlarımızda her zamankinden daha büyük bir yük var. Bu yük tesbihin taneleri gibi darmadağın olmuş, ümmeti Muhammed'i tekrar bir araya getirip İttihat-ı İslam'ı sağlamaktır. Mücadelemiz İslam diyarlarındaki kavmiyetçilik illetini yok edip Müslümanlara giydirilmiş esaret gömleğini çıkartarak geleceğe şanlı bir zafer yazmaktır. Biz adaletin ve merhametin yegane güvencesi, cihanın gidişatından sorumlu, insanlığın huzurundan mesulüz. Bu sebeple cihanı zalim bezirganlara dar edeceğiz. Onları Kutulamare'nin kumlarında, Çanakkale'nin sularında boğacağız. Yiğitlerim, sizlere bakınca Bedir'in aslanlarını görüyorum. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fetheden yiğitlerini görüyorum. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerini, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ordusunu görüyorum. Allah'a yemin olsun ki sizler de onlar gibi bu millete öyle büyük bir zafer vereceksiniz. Zafer yalnız inananların olacak. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Amin.